Gırlavu'da, benim hanım Gırlavu'dan olduğu için geldim arkadaşları ziyaretime de. Ben Acısı Yaylası'ndanım. Acısı Yaylası'nın isim almasının sebebi maden suyunun bizim yayladan bir iki gözeden akması. Gelen ziyaretçiler oradan dolduruyor. Şekeri, zayıflamak, böbrek sıkıntıları olan o sudan içiyor. Ama bizim Atatürk'ün zamanında Zelep soy ismi almamızın sebebi hayvancılıkla, alım satımla uğraşman, köpeğinden bilmem köpeğinden hayvan büyükbaş oyun işinden uğraşmak için Atatürk soy isimleri verdiği zaman bize Zelep soy ismi verdi. Zelep demek hayvancılıkla alım satımla uğraşman. Biz 4. Murat'ın zamanında Oğuzların kayboyundan gelmeyiz. 859 senelik bir nolu bostancı. İki nolu bostancı, Zafonos, Çilekli, Kavala, dört köy birbirine eklemi kafadan dedelerimiz kardeş. Hacı Halil'in torunlarıyız. 5 erçekle geldi. Gümüşhane, Erzincan o taraflardan geldi. Gümüşhane'de de bizim köprümüz var, Zalaboğlu Köprüsü. Yani öyle bir, şöyle bir biraz da espri yapayım. Bir arsa aldık işte, ben burada oturuyorum bilmem ne öyle de. Bizde büyükler hep birbirini tanır, hep birbirini iç içe. Zalaboğulları. Yani Çalaboğlu, adres Safonoz, Bostancı Şeyi, İçinoğlu Bostancı, Çilekli, Kavala bunlar hep dedeler kardeş. Hepsi Özcelep, Akselep, Gençcelep, Erzelep bunlar hep kafadan dedeler kardeş. Bir evrak gelirdi eskiden Ayşe yenge, Fadime yenge, Zehra yenge. Baba Ali, Ahmet, Mehmet bir evrak gelirdi askere gidecek veya mayeneye gidecek dolan dolan dur. Zarf dolan dolan kime ait olduğu belli. Dedi ki ne kalabalık biri olsun Erzelep, biri olsun Özelep, evet. Biri olsun Karazelep, Gençelep, Çalaboğlu, Celep. Bunlar kafadan hep birdir. Ha şimdi böyle bir arkadaşlarımız geliyor bizim. Yolunuz düşerse Acısu'ya gelin. Orada tesis var. Su da doldurun. Suyun tadına da bakın. Yani bu yaylalara bu tamam Canlı Boğazı'na bu tarafta Mehmet abinin oraya geldiniz. Burada dinleme tesisleri. Ben de buraya ara sıra hanımı getiriyorum. Buraya geliyorum. Yani Acısu Yaylası'na gelin, o ki bu büyükleri dinleyin, bu arkadaşımızın dedesi Çetin Sali, Şükrü Dayı, bu Mehmet abinin şeysi, babası, bunlar kış gecelerinde yürüme gelirdiler bu yayla. Şimdi benim dostum var, ineğe koyarım, keçi getiririm, bir günde yaylaya. 2-3 gün, 4 günde kala kala, Lahran'dan, Akarsu'dan, böyle gele gele hep 3-4 günde buraya yani gelirdiler. Eski İpek yolu olduğu da onu diyorum ya. Yani atlan, matlan gelirdiler. Yani atlan, bakardın bir ufak sepet, iki sepete biri. Birine şey öyle, yani zor şartlarda ayağında kararlarsın, 3-3 günde gelirdi. Şimdi öyle diyor, adama biniyor arabaya geliyor. Ondan sonra bir de şunu diyeceğim ben. Yaylalar, hayvanlar için yayla vardır. Adam açıyor dumantise de bunu iyi çek. Bunu iyi üstüne basa basa da diyorum. Hava nasıl? Dumantise mi? Araba çıkar mı? O iş bitti. O iş bitti, zevk değil bura. İneğimle geleceğim buraya, buraya ineğimle geleceğim. İşte bir de şu var, ben de bir şey daha söyleyeceğim. Vatandaş, diyelim ki burada otomotiva hakkı yok, gelmiş burada keyfine mayış, burada ev yapmış, devletin bütün hazinesini, neresini işgal etmiş. Şimdi işgal ettikten sonra bir de ayrıyetten çok bir yer çevirmiş, benim yer çevirmiş. Hayvanların otlaklarını kapatmış. Kapatmış. Hayvanların otlağına gasp etmiş, devletten bir de şunu istiyoruz. Diyelim İçişleri Bakanlığı mı bakıyor, Tarım Bakanlığı mı bakıyor? Burada tarım hayvanları olmayanlar insanlara bir düzenleme getirmesini istiyoruz biz. Yani bizi televizyon kanalımıza istiyoruz. Adam gelmiş, benim hayvanım orada otlayacak orayı çevirmiş. 5 kat yalan. Hayvanın kesecek tele karnını yırtacak. Memesini yırtacak. Bir hayvan 25 milyar lira. Yine 25 milyar lira. Buraya niye gelmişim? Hayvancılık için. Ben gelmiş burada bile yapmış. Ya devlet olarak buna müsaade etmemesi lazım. Ediyor mu? Ediyor. Kaçak mı ediyor? Ya kaçak. Kaçak. Kaçak ama şimdi, kaçak olmuyor. Ali de şunu ben söyleyeyim. Ali 1,5 milyar alıyor. Şunu ben söyleyeyim şimdi. Adam bizim Acısu Yaylası'nda hiç yabancı yoktur. Atalardan kalma Gümüşhane'de kayıtlığımız var dedelerden. Gümüşhane'den kayıtlığımız var. Adam cölüğü yok kızına yaptı, yok eniştirdi. Öyle bir şey yok. Ne işin enişti? Gelecek ineğinden kızımızı vermişsek işte evlenmiş, yuva vermişsek 2 gün kalır. 3. gün annesi babası diyecek oğlum
kızım senin yavrun mevrum yok mu? Git gel. Geliyor buraya hafta sonu piknik yapıyor. Yok onu yaptım, bunu yaptım bilmem ne. Yani sıkıntı oluyor. Buna adam geliyor bir kulübe yapıyor. Ondan sonra resmini çekiyor gümüşhane bir şey. Ondan sonra başlar taştan örmeye. Ondan sonra 2-3 milyar lira sesi oluyorlarınız hakimi. Yani 3 milyar oluyor orada. Orada oraya ikamet ediyor orada. Telefonu elektriği bağla bilmem ne kilovatı için raysa kaçak elektriği bağladım orayı verse onu da elektriği işi geliyor elektriği yazan mazan işi geliyor iki taktadan Gümüşhane'ye resim verdi bilmem ne bir defa Gümüşhane'de bu basına bu işlerle ilgilen tarım il müdürlüğüne bir defa çermeluğun olacak sana. Ama ne diyor ona çermeluğa adam geldi orada diyor ki çerme kokuyor buraya dedim ki bu da çerme kokuyor yayla. Yayla öyle de ineğimden gelecek. Zaten ben buraya gelirsem pikniğe beni neye bakarım aşıdır. Keldir, yok odur budur. Çerme kokacak. Ben 61 yaşındayım. Ben bu cala boğulur olarak oba reisiyim. Acı suyun oba reisiyim. Yani ben Mayıs 15 dediğimi yaylaya çıkarım. Ben adam geliyor, yok piknik yapayım, yok tatil yapayım bilmem ne öyle değil. Bir tava diyecek, tarım il müdürü diyecek, nerede ev yaparsın falan, neresin, gayetin var mı var, ineğin var mı bilmem yok. Git nerede mangalını yakarsın, derebeğinde yersin gidersin, iki takta çakay, ondan sonra hadi oğlum oturma izni alayım. Geri bir ceza yazar, 2,5-3 milyar lira tamam, cezayı eder de mi tamam, burada oturma hakkım var, öyle olmaz. Nasıl? Oturma izni kimden alıyor? Geliyorlar o jandarmama çıkıyor ceza yiyor. Çıkar bir mahkeme, hakimi bilmem ne oluyor. Hakim biraz dil düşüyor tamam bir ceza yazıyor. Neleri var orada? Bizim acısında da aşağıda da var orada da var. Neleri burada var orada? Var her yerde burada var. Burada da var. Burada. Burada öyle değil. Gümüşhane'ye gayet dolacak. Gümüşhane'ye gayet dolacak. Babanın 4 tane oğlu var. Dedenin bir evde geçinemeyecek. Yan tarafında başka birini işgal etmeden, rahatsız etmeden orada bir ev yapacak. Şimdi senin... Ben çocuğu evlendirdim, bu arkadaş evlendi, gelin verdi, uşak evlendirdi, bakay oturduğu yerde gelişi güzel otur ama eşek geldi evi, öyle mi? Öyle. Sayın, birbirinden şey yapıyor sayın yani. Sayın kardeşim, şimdi adam gelmiş burada 10 deri versin, hayvan geliyor, otlayacak yeri. Yarın abur diye otlayacak karanlığı o kadar değil mi? Dinlediği için sorunlarımızı... dile getireceği için çok çok teşekkür ederim. Arkadaşların hepsini çok çok ayağını taşa değdirmesin. Amin. Nice devam seçimlere yıllarca yaşlarınız masaları calır gider yarın öbür gün pastalanacağım. Çok çok amin. Herkese teşekkür amin. Ediyorum. Becerirsiniz. Bu büyüklerimiz buralarda bak mesela 4. Murat Cami var. Orada biliyorum. Cuma yıkıldı. Çektik. Bu büyüklerimiz bizim burada mücadele ede de burada hani olmuştu. Atlan gelmiştir. İşte yük çatmıştır onu 3-4 gün yollarda mollarda yani bu adam koyuncu şeyci yani bu ne demek istiyorum yani burada orta yayla var, deve boylu var, gırlağı var, acı su var, yeni yayla var ya Calaboğullarının 4 köy birbirine ekli hepsi de birbirini tanır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz de bu hayırlı sorunları dile getireceğiz inşallah. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Acı suya gelirseniz gelin ben oradayım. Memoliyet balık. Hoş geldiniz derim. İşler biraz kesat ama şükür olsun. İyi fenacıktı yine. Buna da şükür edeceğiz. Ya işler burada yayla sezonu olduğu için. Yayla sezonu olduğu müddetçe işler olur. Yayla sezonu. Cumartesi, pazar genelde. Cumartesi, pazar. İşler yoğun olur. Ama diğer günler. Daha şimdi fındık ayı geliyor. İşler düşük. Yani. Daha evet, da düşecek. Millet tabii daha da düşecek. Evet. Ama gene Rabbime şükürler olsun. Gene bir şeyler oluyor yani. Bu sene bir 4-5 gün bir güneş yüzü gördük. Ancak isimlerdik. Evet. Diğerleri hep duman, sis, yağmur. Böyle geçiyor. Bu zamanda dağlarda kar olmazdı yani. Şu anda baktığın zaman da dağlarda kar var şu an henüz. Çıkmadı daha. Seneye kısmetse faaliyete geçireceğiz. Genelde çevrem geliyor. Evet. Yani benim bir cami boğazı gibi gel geçti şeyim yok. Benim burada genelde beni bilen. Beni bilen az ve öz çevre var. Çevre şükür olsun. Çevremiz var. Yine seneye buyurun. Gelin daha bir güzel bir şekilde yeni yerimde sizleri ağırlarım. Maçkalıların buluşma noktası. Sosyal medya televizyonu. www.maçkatv.net Maçka TV sundu.